Değerli basın mensupları, günlerdir ciğerlerimiz yanıyor. Günlerdir orman yangınları memleketimizi adeta cehenneme çevirmiş durumda. Yangında şehit olan tüm emekçilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü personeli, çok sayıda belediyelerin, Muğla, Büyükşehir, İzmir, İstanbul, Marmaris, tüm belediyelerin personelleri, itfaiye ekipleri büyük bir çaba sarf ediyorlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. İnsanüstü bir çaba var neredeyse. Yangın bölgesindeki tüm yurttaşlarımız büyük bir dayanışma örneği gösteriyorlar ve bu yangınların söndürülmesi için üzerlerine düşeni yapıyorlar. Hepsine minnettarız. Yangınlar hala sürüyor Marmaris'te. Özellikle Marmaris'te, Bodrum'da ve Köyceğiz'de henüz yangınlar sönmedi. Marmaris'te Hisarönü, İçmeler, Bayır, Kumlubük ve Turunç bölgelerinde çok sayıda orman yandı, bitti. Maalesef ağaçlar, canlılar yandılar. Kontrol altına alındığı söyleniyor yangınların. Değerli arkadaşlar, kontrol altına alınması yangının büyümeden önlenmesi anlamına gelir. Ama yangın her yeri yaktı. Yanacak ağaç kalmadı. Yanacak bir şey kalmadığı için belli noktalarda sönüyor. Bunun adı kontrol altına almak değildir. Kontrol altına almak için yangını büyümeden engellersiniz. Ağaçlar yanmaz, canlılar yanmaz, kontrol altına alındığı açıklaması yapılır. Ama yetkililerin yangınların kontrol altına alındığı açıklaması doğru bir açıklama değildir. Yangınlar yanacak bir şey kalmadığı için kendiliğinden bitmiş anlamına gelmektedir. Değerli basın mensupları, her yıl, her yaz aynı filmi izliyoruz. Türkiye nasıl bir deprem ülkesi ise, yani deprem ülkesi gerçeği varsa, aynı zamanda orman yangınlarının da var olduğu bir ülkedir. Bu gerçektir. Buna göre her dönem hazırlıklı olmamız gerekiyor. Nasıl? Yangın söndürme uçaklarıyla, yangın söndürme helikopterleriyle, dünyadaki diğer ülkelerin yaptığı gibi. Ama maalesef biz hazırlıklı değildik. Yıllardır dilimizde tüy bitti. Türk Hava Kurumu'nun uçakları var dedik. Bunlar hazır tutulsun dedik. Bunlar yangın söndürmede kullanılsın dedik. Ama AK Parti ideolojik davrandı ve bu yangın söndürme uçaklarını maalesef ne devreye soktu ne hazırda tuttu. Eğer ilk yangın çıktığında bu yangın söndürme uçakları, Türk Hava Kurumu'na ait bu uçaklar müdahale etseydi bu kadar büyümezdi, bu kadar orman yanmazdı, bu kadar ev yanmazdı, bu kadar alan yanmazdı. Dün Sayın Bakan Pakdemirli, Orman Bakanı Pakdemirli yine tuhaf açıklamalar yapmış. Video uçaklar antika, başka bir şey söylüyor. Dünkü açıklaması ise diyor ki yerleşim yerlerinin belediyelerin kontrolünde olduğunu söylüyor. Ormanlık alanların yanmasına izin verdiklerini, yerleşim yerlerine yangının gelmesini böylece engellediklerini söylüyor. Belediyeleri sorumlu tutuyor. Sayın Bakan, orman alanları senin kontrolünde ve yangın ormanlarda çıktı. Ormanlarda yangını söndürmek senin görevin. Sorumlu varsa sensin. Sorumluluğu şimdi başkasının üstüne atmaya ne gerek var? Orman alanları yandığı için yerleşim alanlarına yangın sıçradı. Orman alanlarında yangın olduğu için yerleşim alanları yandı. Utanmadan çıkıyor, sorumluluğu belediyelere atıyor. Sorumlu sensin. Sen Sayın Pakdemirli, bu topraklara gelmiş geçmiş, bu devlete gelmiş geçmiş en beceriksiz orman bakanısın. Senin gibi beceriksizini tarih boyunca bu millet görmedi. Beceriksizlik konusunda kimse senin eline su dökemez. Ve sorumlu sensin, hükümetin. Türk Hava Kurumu uçakları neden kullanılmadı? Arızalıymış. Tamir edilmesi gerekiyormuş. Türk Hava Kurumu Başkanı söylüyor. 4 uçağın çalışabilmesi için 4,5 milyon dolara ihtiyaç var diyor. Yani Türk parasıyla 40 milyon TL'ye ihtiyaç var diyor Türk Hava Kurumu Başkanı. Peki sarayın günlük harcaması ne kadar? 10 milyon TL. 4 günlük saray harcamasıyla, 4 günlük saray harcamasıyla 4 tane yangın söndürme uçağı tamir edilebilir ve uçabilirdi. Ama beyefendinin keyfi daha önemli. Tayyip Erdoğan sarayda daha rahat yaşasın. Tayyip Erdoğan uçaklara daha rahat binsin. Uçan sarayında daha rahat gezebilsin diye 4 günlük saray masrafıyla yapılabilecek uçaklar yapılmadılar.
Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılmamasına tepki gelince bu defa ağız değiştirmeye başladılar. Türk Hava Kurumu hükümeti suçluyor. Ben kayyumum diyor. Benim görevim değil diyor bu uçakları uçurmak. Hükümet topu taca atıyor. Ne söyledikleri belli değil. Bir diyorlar envanter yok, envanterde yok. Bir diyorlar uçaklar arızalı, bir diyorlar antika, bir diyorlar motorunda kuş yuvası var. Herkes topu birbirine atıyor. Bu uçakların kullanılmamasının müsebbibi AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'dır, Orman Bakanı'dır. Ve bu arada rant peşinde koşmaya da devam ediyorlar. Bakın, Turizm Teşvik Kanunu geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. AKP ile MHP'nin oylarıyla yasalaştı. Meclis tatile girmeden, bayramdan önce apar topar 4 aydır genel kurulda bekleyen yasa aşağı indirildi. 4 aydır mecliste bekleyen yasa aşağı indirildi ve genel kurulda 4 gün boyunca sabahlara kadar meclis çalıştırarak Turizm Teşvik Kanunu getirildi. Biz itiraz ettik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Etmeyin, eylemeyin dedik. Dinlemediler. Red oy verdik. O yüzden gönlümüz rahat ve Anayasa Mahkemesi'ne de bu kanunu götüreceğiz. Peki ne getiriyor bu kanun? Bakın, doğal alanlar, ormanlar, meralar turizm alanı olarak ilan edilebilecek, yapılaşmaya açılacak, mera, yaylak ve kışlaklar turizm yatırımcılarına tahsis edilecek. 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle doğal, tarihi ve kültürel alanlar ve kamuya ait olan alanlar yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle özelleştirilecek. 3. Cumhurbaşkanı ile, burası önemli, Cumhurbaşkanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın doğal, tarihi ve kültürel alanlar üzerindeki yetkileri arttırılacak. Bu alanlar merkezi kararlar ile yönetilecek. AK Parti genel yönetimlere sahip olamadığı çoğu CHP'li büyükşehir belediyesi sınırlarındaki alanları turizm bölgesi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi isimleri adı altında kendi himayesine alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yönetecek. Bu alanlardaki yatırımları gasp ederek kendi yatırımcılarına tahsis edecek. Yani yangınlardan, bayramdan önce 4 gün boyunca sabahlara kadar meclisi çalıştırdılar. Bu kanunu çıkarttılar. İmar ve işletme ruhsatı yetkisi neden Turizm Bakanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı'na verildi? Çok açık net soruyoruz. Orman alanlarının, kıyıların, koyların imar ve işletme ruhsatı neden sadece Cumhurbaşkanı ve Bakanın oluruna, onayına sunuldu? Sadece ikisinin onayına sunuldu. Amacınız nedir? Planınız nedir? Sorduğun zaman bakan diyor ki, ya yıllardır bu var diyor, biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz diyor. Yıllardır dediği 82 anayasası, darbecilerin anayasası, 82 yasaları, darbecilerin getirdiği yasalardır. Ne zamandan beri darbecilerin arkasında saklanıyorsunuz ey AK Parti? Üstelik o zaman 3 bakanın ortak imzasıyla bu konular gündeme gelirdi. 3 bakanın daha da beter hale getirdiniz. Turizm Teşvik Kanunu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 dudağı arasına bakanın oluruna bıraktınız. Kıyılar, koylar, orman alanları bir kez daha yağmalanacak, bir kez daha peşkeş çekilecek. Bu kanunun amacı budur. Bu yangınlardan önce, bayramdan önce, meclis kapanmadan önce 4 gün boyunca sabahlara kadar grup başkan vekilimiz burada çalıştırdılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni peşkeş çekmek için. Biz buna direneceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne red oyu verdik, direndik. Anayasa Mahkemesi'ne de götüreceğiz. Değerli arkadaşlar, konuya ilişkin grup başkan vekilimiz Sayın Engin Özkoç da görüşlerini ifade edecektir. Ama şunu söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahadayız. Yangın söndürme uçağı ve helikopteri eksik. Hala gelmiyor. Efendim 30 küsür tane şuradan geldi. Helikopter var, uçak var. Yok böyle bir şey. Sahada bunlar yok. AK Parti'nin bazı milletvekilleri, troll milletvekillerinin tweetlerine inanmayınız. Yangınlar kontrol altında. Yanacak bir şey kalmadı kardeşim. Yanacak bir şey kalmadı da bitti bu yangınlar. Ki çoğu daha sürüyor. Marmaris'te sürüyor, Bodrum'da sürüyor.